Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu şekilde İzmir usulü zeytinyağlı enginar yaptım bugün. Tarifin tüm püf noktalarını ve yapımını şimdi sizinle paylaşıyorum. Enginarın bu halini gerçekten çok seveceksiniz eğer tarifimi denerseniz. Şimdi malzemeleri 4-5 tane şöyle orta boyu enginar, zeytinyağı, su, limon ve tuz kullanacağız. Enginarları kararmış kısımlarını hafif bıçakla alarak şöyle gelişi güzel şöyle 6'ya 7'ye bölüyorum. Enginarın biliyorsunuz birçok yapma çeşidi var. Çanak şeklinde içine garnitür doldurulan hali var. Onu da yapıyorum ve onu da seviyorum. Ama benim en çok sevdiğim hali ve en pratik hali bu. Enginar dolması yapıyor yine İzmirliler biliyorsunuzdur. İçine dolma harcı gibi bir harç koyuyorlar ve enginarın kenarlarındaki yapraklarıyla birlikte yapılıyor. Dediğim gibi benim en çok beğendiğim hali bu. Şimdi üzerine limon sıkıyorum enginarlarımın. Limonun çekirdeklerinin içine kaçmasına sorun yok. Zaten onları tabağınıza alırken ayıklayacağız. 4-5 tane enginar için 1 tane limon sıkmanız yeterli. Ve üzerine şöyle hafif gelecek kadar su ilave ediyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar kullandım diyebilirim. Belki de biraz daha az. Tuzunu ilave ediyorum. Ve hafif bir yağ gezdiriyorum. Sızma zeytinyağı kullanıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyorum, altını açıyorum. Orta ateşte yaklaşık 7-8 dakika kadar pişmesini bekliyorum. Çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz tek bir parçaya deneme yaparak. Bu şekilde enginarlarım benim 7-8 dakika içinde pişmiş oldular. Hafif şöyle soğumasına izin vermeden ılıkken ben servis yapacağım tabağı alıyorum. Suyuyla birlikte alıyorum çünkü suyu da gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Ve suyunun üzerinde de bakın biliyorsunuz şöyle zeytinyağı yüzeye çıktığı için zeytinyağı da birikiyor. Onları israf etmeyelim. Onları da servis tabağına alalım. Servis tabağına aldığım enginarların üzerini ben kapatıyorum. Servis saatine kadar kapalı bir şekilde bekliyor. Kapağı kapalı bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Ardından üzerine dereotu, zeytinyağı ekleyip servise hazır hale getiriyorum. Biz bu şekilde çok seviyoruz. Ben bu tarifi İzmirli komşumdan öğrendim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde, videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.